Babatorik. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Porto'yu ağırlayacak. Yani bu bence hani grubun birincisini ve ikincisini belirlemesi açısından bu iki karşılaşma, ki Beşiktaş'ın zorlu bir seriye girdiğini söyleyebilirim. Bundan sonra kendi sahasında Porto'yu oynayacak. Ardından gidip Kayseri deplasmanına gidecek. Oradan dönüşte de yine bir Porto maçı bekliyor Beşiktaş'ı deplasmanında. Yani bu üç maç hem ligdeki konumu açısından, ki Beşiktaş bildiğiniz gibi ligde son hafta aldığı mağlubiyetle birlikte, kendi sahasında aldığı mağlubiyetle birlikte hani 8 hafta içerisinde puan anlamında geriye düştü ve hani hem onun dışında da hani özellikle yenildiği takımların biraz daha kendinden daha düşük hani kadrolara sahip, daha hani görece daha kötü takımlar olması da moralleri de bozdu bunun yanında. O yüzden hani ve her şeyden önce Beşiktaş'ın bildiğiniz gibi sakatlıkla çok büyük problemleri var. Bence yani zaten bu sene Beşiktaş'ta fark yarattığını düşündüğümüz Guti ve Quaresma'dan bu maçta da muhtemelen faydalanamayacaklar. Bunun yanında özellikle gelişiyle birlikte Schuster'in doğrudan kullandığı bir oyuncu olan Mehmet Aurelio da bu maçta yer almayacak. Bugünkü idmanda da Nobre sakatlandı. Yani Beşiktaş'ın alternatif bir kadrosu olduğunu düşünüyorduk. Özellikle son transferlerle daha az maliyetlerle daha iyi oyuncuları ve kalabalık bir oyuncu topluluğunu şey yapmıştı, ama Beşiktaş yaklaşık 4 aydır futbol oynuyor. Yani Haziran sonunda kampa başladılar. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim'i de düşünürsek yani yaklaşık 4 aydır mücadele eden bir takım var ve hani sakatlıkları da eklediğinizde bunun sıkıntı yaratabileceği görülüyordu. Porto karşısına çıkarken bu durumda Beşiktaş. Onun dışında da Porto genelde hani elindeki yıldız oyuncuları satan, yerine yenilerini bulan ve bunu bir devir daim içerisinde daimi bir hani Şampiyonlar Ligi takımı iken ilk defa Avrupa Ligi'nde belki de çok uzun yıllar sonra. O yüzden hani Porto'ya baktığımızda yani her zaman yetenekli oyuncuları var zaten. Halk gibi ya da şey gibi, Falcao gibi. O yüzden etkili forvetler olan bir takım. Yani Beşiktaş'ın ne bileyim bir Mokokula'lı, bir Promise'li, bir Simpson'lı Manisa karşısında sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz için Beşiktaş'ın bu maça özellikle kendi iç saha maçlarının biraz karakteristik özelliğinin dışında başlama ihtimali bulunuyor. Yani daha çok tempolu, daha çok oynayan, yani sürekli oyunu force eden ve ilk dakikadan itibaren saldıran Beşiktaş yerine daha kontrollü Beşiktaş izleyebilirse bu bir düşünce açıkçası. Zaten eldeki mevcut kadroda açıkçası geçen senenin kadrosuna yaklaştı. Geçen senenin önemli Beşiktaş gerçeği gol yani gol atamasa bile gol yemeyen ve en azından yenilmeyen ve en az gol yiyen takımlardan bir tanesi olarak ligi bitirmişti. O yüzden Beşiktaş belki de bu maç özelinde hani eldeki kadronun da yapısıyla Schuster biraz daha değişikliklere gidecektir. O yüzden benim ilk düşüncem bu maçla ilgili az gollü seçeneği. Onun dışında da Beşiktaş'ın Porto'ya en azından yenilmemesinin özellikle bu sakatlıkların iyileşme sürecinde eğer öbür maça yetişirlerse Beşiktaş açısından artı olacağını düşünüyorum. Ama yani taraf bahsinden bu maçta uzak durarak az gollü seçeneğinin bu maçla ilgili iddia anlamındaki akla yattığın yorum olduğunu düşünüyorum. Babatorik.